Herkese merhabalar. Teknoloji'ye tekrardan hoş geldiniz. Mehmet ben. Bugün biraz bilgisayar toplamaktan ziyade bilgisayar masası toplayalım dedim. İki adam farklı farklı masalar toplayacağız beraberce. Daha doğrusu önceki topladığım masalara ek olarak masalar toplayacağız. Fiyatlarıyla beraber size iki adam nasıl bir bütçe masa toplayabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız hep beraberce geçelim. Gördüğünüz gibi incelenmeyi bekleyen başka yeni ürünlerim de var. Şimdi arkadaşlar içeriye taşıdım. Biraz sesimden anlayacağınız gibi şu özellikle ikisi biraz ağır. Şu 20 küsür kilo. Bu da yaklaşık bu da 25 kilo. Şu, pardon şu da şöyle göstereyim. Bu da 25 kilo. Ne aldım? Bu Kallax denilen bir dolap daha doğrusu. Yani tam böyle kitaplık değil ama dolap şeklinde bir ürün. Şöyle uzunca bir bu boylarda oluyor. Yatay ve dikey kullanılabiliyor. Bunu göstereceğim size. Şu masamın üstü 1.50'ye 75'lik. Linmon diye geçiyor bunlar. Bunun şöyle göstereceğim. Geçici olarak kokpit olarak kurduğum masa. Bu da yine limon üst. Bu da 60'a 120 olması lazım. Tabii 60'a 120 boy. Yine burada şöyle göstereceğim. Şöyle biraz daha farklı bir model var. Yine Ikea'dan topladım. Bu üst kısımlar masaların tablası dediğimiz bölümleri linmon diye geçiyor arkadaşlar. Bu da 75'e 150'ye 75. Ayakların şu an modelini hatırlayamadım ama videoyu editlerken üzerine ekleyeceğim. Bu da farklı bir masa modeli. Şimdi bütçe gösteriyorum. Ayrıca şurada Alex diye bir kesonumuz var arkadaşlar. Keson diyorlar diyebiliyorum ama dolap işte yani masa altı dolabı. Bir de şu ayaklar var. Şimdi burada gördüğünüz ayaklar yükseltilebiliyor. Şu anki görüntüdeki ayaklar. Biraz daha böyle çalışma ve dizayn anlamında şey yapılabiliyor. Şöyle alttan da göstereceğim size. Şöyle. Bakın şunları şuraya takarsanız daha da yükseltebiliyorsunuz. Yani ayakta çalışma imkan veriyor. Bakın şöyle bir kablo toplayıcısı var yine. Biraz çok toplayamadım ama en azından çoğu kabloyu toparladı. Alta monte ediyorsunuz. Şimdi şu bacaklara geri döneceğim. Bu bacaklarda Adis miydi? Evet. Şimdi bunlar arkadaşlar en ucuz toplayabileceğimiz masa Ikea'dan Linmon Adis diye geçiyor. Yani bu masa. Bu masa, bu boyutta bir masa işime yarar derseniz arkadaşlar monitör bu arada 27 inç. Ona göre hesap edin. Bu boyutta bir masa benim işimi görür diyorsanız her bir ayak 32 lira olması lazım. Şu üstte 100 lira mı, 110 lira mı ya da 89 lira mıydı? Tabii 89 liraydı. 210 liraya falan mal oluyor bu masa. 4 bacak ve üstü. Şimdi gelelim bu tarafa. Boyut büyüyünce şu 150'ye 75'lik olan masaüstü 4 bacağıyla beraber bacaklar 120 lira tutuyor. Üstte 200 lira civarında, 300 lira civarında bunu toparlayabiliyorsunuz. Yok benim gibi yapıp benim biraz daha bütçem var, benim dolaba da ihtiyacım var diyorsanız böyle iki bacak ve bir de keson alırsınız. Bu keson biraz pahalı yalnız. 460 lira. Yani tam fiyatlarını yine dediğim gibi video editlerken ekleyeceğim. 460 lira civarında. Keson ekleyip iki bacakla bir tarafa kesonu koyuyorsunuz. Bir tarafa iki tane bacağı monte ediyorsunuz. Kurarsanız da ne yapıyor? 200-460 daha 520-720 liraya falan geliyor. Bu masa da aynı şekilde 720-750 lira civarlarında şu anda arkadaşlar. Bu her bir ayak, ayaklarını tekrar söylüyorum modelini hatırlamıyorum. Ayakların her biri iki tane ayak var burada. 250 lira. Şu da 200 lira civarında 700 küsür lira civarlarında bir rakam ediyor. Şimdi daha da büyük bir masa isterseniz bunların 60'a 120'liği var şunların. Ona göre de bir tahminen 250-300 liraya falan çıkıyor. İşte onlara genelde şu Alex'ten iki tane yapıyorlar arkadaşlar. Arkada bir tane ortaya destek için ayak koyuyorlar. 1.100 lira falan gibi bir rakam. Bunları editlerken dediğim gibi hepsini göstereceğim. Şimdi hep beraberce bunları kuralım diyeceğim ama tek elle kurmak biraz zor olacak. Hem tripodu bulmakta zorlanıyorum açıkçası. Tripodu da bu arada bulursam şey yaparız ama hem de videoyu çok uzatmak istemiyorum. Kurulmuş hallerini birazdan göstereceğim size. Evet, Alex'i açtık. Arkadaşlar şöyle olacak gördüğünüz gibi. Bu çıtaları falan hazır takılı geliyor üstünde. Şöyle göstereyim. Montajını yapacağız kolay bir şekilde. Montaj kılavuzu var. Sonra da diğer parçalarımızı ekleyeceğiz.
Alex Keson'umuzu kurduk. Kurdum daha doğrusu. Şöyle. Yani genel olarak yani 20 dakika mı aldı arkadaşlar? Şimdi bu masamızın bir ayağı olacak. Diğer iki ayağı da burada. Masamız da burada. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada bunun şu kartondan gözükmüyor ama montaj parçası var. Bu montaj parçasını buraya koyuyoruz. Hazır zaten vida delikleri. Vidalıyoruz. Sonra şöyle göstereyim. Şunu montaj parçasına yine çevirerek vidalıyoruz. Yani gayet kolay aslında. Şimdi bir de bunu takayım ve öyle bakalım. Tam oturmadı ama yani tam ayarlayamadım. Tam yerine şurada biraz dengelemeden şey yaptım aslında. Çekebilirim. Sonuçta üzerine sabitlenmiyor. Ama genel itibariyle masamız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geniş, ferah bir masa oldu. Dediğim gibi yani bu Alex Keson'u değil de bu bacaklardan 4 tane alabilirsiniz. Ayrıca 1.75'lik masada şurada bir boşluk kalıyor Keson'un arkasında. Buraya da tekrardan bir bacak daha monte edebilirsiniz. Hani sağlamlık açısından. 3 bacak ve bir Keson olur. Ya da 4 bacak yapabilirsiniz direkt. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir masa oldu. Şimdi bir de bunu kenara koyacağız. Burada bizi bekleyen Kallax marka, daha doğrusu Karax modeli kitaplığımız var. Kitaplık demeyeyim mi? Dolabımız var. Şimdi onu bir monte edelim. Kallax'ı da kutusundan çıkarttım. Arkadaşlar 3 2 4 8 11 parçadan oluşuyor arkadaşlar ve vidaları var. 2 tane uzun parçamız, 2 tane alt ve üst tablomuz, 3 tane ara tablomuz ve onların aralarına gelen diğer tablolar. 8 tane küpten oluşuyor aslında bu. 8'li küp şeklinde yatay ve dikey. Bakın zaten burada kılavuzunu görüyorsunuz. Şöyle yapayım pardon. Bu şekilde. Şimdi bir de bunu kuralım. Bunu da görelim hep beraberce. Evet arkadaşlar. Bunun da kurulumunu tamamladım. Bu şekilde yan kullanabiliyorsunuz. Ya da dikey olarak kullanabiliyorsunuz. Şunları altına takıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Köşeleri de. Şunlar artan malzemeler. Şöyle. Çok ağır değil. Bu IKEA'nın genelde malzemeleri sıkıştırılmış ahşap ve kartondan oluşuyor arkadaşlar. O yüzden çok aşırı ağır değil ama kendi başına 22 kilo civarında falan bu 22 kilo gerçi kutusu dahil ama 20 kilo civarında diyelim bu dolaplar. Şimdi bu kareler için arkadaşlar 4-5 çeşit bende şu an şey var. Çekmece, dolap kapağı vesaire var. İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Bu haliyle 370 lira civarında diye söylemiştim zaten. Şimdi isterseniz onları da montajını yapayım, takalım. Nasıl görünüyor bir beraberce bakalım. Evet arkadaşlar, Kallax dolabımızın kalan aksesuarlarını da taktık. Aksesuarlar yalnız ayrıca satılıyor, bilginiz olsun. İstediğiniz gibi döşeyebiliyorsunuz. Bu ben biraz karışık ayarladım ama bir tane şöyle bir dolap var. Bir tane şöyle bir kapaklı dolabımız var. Şöyle bir parçamız var. Şu var. Ki bunu böyle de takabiliyorsunuz. Şöyle. Arkasında ıvır zıvır doldurup ön tarafında bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ben biraz da çekmece olarak kullanacağım. Böyle bez kutularımız var. Farklı farklı çekmece aparatları falan da var. Şunları tabii tam ayarlayamadım ama şu an için. Böyle güzel bir dolap oluyor. İster yan ister düz montajını yapabilirsiniz. Fakat şunların montajını yaparken dikkat edin. Ben tersten yapmışım. Arka taraflarda bir de deliği var. Şunları
Direkt ahşaba vidaladığımız için ona dikkat ederseniz iyi olur. Onun dışında güzel. Dolabın kendisi 370 lira civarlarında demiştik. Yalnız bu arada bakın ters, ben yine ters yapmışım aslında. Bunlar arka duvara sabitleme vida yerleri. Ters yapmışım. Diğer tarafta olacakmış. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi dolabın kendisi 370 küsur lira demiştik. Şu yanlış hatırlamıyorsam 100 lira civarında aynı şekilde. Şu bez kutular 37 lira mı 36 lira mı ne olması lazım. Değişiyor fiyatları. 150 lira 170 liraya çekmece setleri falan var. Dolabın kendisi dediğim gibi çok aşırı pahalı değil ama aksesuarlar biraz pahalı. Bu haliyle 600-700 liraya falan mal oluyor. Siz de böyle bir şey yapmak isterseniz. Şu ana kadar 3 tane masa kurulumu ve alternatiflerini ve bir de dolap gördük. Ayrıca IKEA'nın kendi sitesinde de yine beyaz renk kitaplıkları var arkadaşlar mevcut. Beyaz seçiyorum çünkü biraz daha derli toplu oluyor, tek tip oluyor. Alternatif renk seçenekleri var. Rengedir, mavidir. Yani mavi demeyeyim de lacivert şeklinde bir mavisi falan. Seçenek size ait. Şimdilik benden bu kadar. Bu ofisimi, ofis demeyeyim de oyun odasını ya da bilgisayar odamı düzenledikten sonra tekrar bir ufak bir vlog daha çekeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.